Değerli izleyenler, Beykent TV ekranlarından Biz Bize programıyla karşınızdayız efendim. Öncelikle herkese mutlulukla dolu, güzelliklerle dolu bir gün diliyorum. Malum bayram içerisindeyiz, bayramdayız şu anda ve 30 gün boyunca gündüzleri aç kaldık, orucumuzu tuttuk. Ve bayramda bunun acısını çıkartmak isteyebiliyoruz. Tatlılar, çikolatalar, şekerler, yemekler, envai çeşit şeyle biraz dozunu kaçırabiliyoruz. Bayramda hem bunu telafi edip hem de en sağlıklı şekilde nasıl beslenebiliriz? Aslında hayat içerisinde en sağlıklı şekilde nasıl beslenebiliriz? Bunları konuşacağız. Yaz aylarına girerken, yaz ayındayken şu an nasıl kilo verebiliriz? Yazı nasıl telafi edebiliriz? Bundan da bahsedeceğiz. Hemen konuğumuza dönelim. Konuğumuzu sizlere tanıtalım istiyorum. Beslenme ve diyet uzmanı Ayşe Şeker bizlerle birlikte. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım istiyorum öncelikle. Ben diyetisyen Ayşe Şeker. Özel bir hastanede şu an danışma hizmeti vermekteyim. Harika. Esenyurt bölgesindeyiz şu an. Gelenlerimizle keyifli bir süreç geçiriyoruz şu an. Kilolarımızı kontrol altına alıyoruz. Sağlıklı beslenme önerileri veriyoruz. Hastalığa göre beslenme önerilerimizi vererek hizmet etmeye çalışıyoruz şu anlık. Harika. Peki diyetisyenlik nasıl bir meslek? Onu söyleyeceğim. Çünkü insanlar yani kilolu geliyorlar. Aslında çok böyle inançlı da gelmeyebiliyorlar bazıları ya da zorla gelebiliyorlar sağlıksal problemlerden dolayı. Onları hem motive etmeniz gerekiyor hem de onlara kilo verdirmeniz gerekiyor. Kimisine kilo aldırmanız gerekiyor. Nasıl bir meslek biraz tanımlayacak olursanız? Öncelikle bu işi yapacaksanız kesinlikle sabırlı olmanız gerekiyor. Gelenleri dediğiniz gibi motive etmeniz lazım. Evet. İkna kabiliyetinizin olması lazım. Hiçbir şekilde onların modu düştüğünde sizin modunuzun düşmemesi lazım. Çok iyi bir şekilde onları aslında yani dengelemeniz lazım. Bu şekilde. Aynen öyle. Evet aslında hem güzel bir meslek hem de zor bir meslek diyebiliriz. Sabır gerektiren sabır meslek gerektiren, diyelim. İki tarafı da sabır evet. gerektiren meslek. Peki şimdi şu an bayramdayız. Bayramın aslında son günündeyiz. Belki bunu söylemek için biraz geç olabilir ama bayramda çok fazla tatlı ikramları oluyor. Gittiğimiz yerlerde yemeklere davet edilebiliyoruz. Çok fazla gerçekten o 30 günün acısını çıkartabiliyoruz aslında bayram süresince. Buradan hazır hali hazırda bayram içerisindeyken ben biraz bu konuda bilgiler almak istiyorum sizden. 30 gün boyunca aç kaldık, birden tatlıya bandık, yemeğe bandık. Bunun sonuçları neler olur? Doğrusu nedir? Biz hangi yanlışları yapıyoruz? Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Şimdi Ramazan öncesi zaten var olan bir beslenme düzenimiz var. Evet. Ramazan'la beraber bu öğün düzenlerimiz normalde 3, en azından bir 3 öğün tüketiriz. Hı hı. Bununla beraber bak minimum bir 2 öğüne düşürüz. Hı hı. Tabii sahur yapmayanları da saymazsak 2 öğün ile geçirilir. Evet. Ama hani bu düzenin birazcık da mide bulunarak alışmaya başlıyor. Hı hı. Sonra bayramla beraber o açlığın acısını çıkarmak için birazcık daha böyle yemeklere hızlı bir şekilde yönelmeye başlıyoruz. Tabii bunların evet. yanında dediğimiz gibi bayram olduğu için tatlar birazcık da ağırlık kazanıyor. Ağır yemekler böyle çok fazla birazcık ön plana çıkıyor. Evet. Misafirlikler oluyor haliyle hani kırmayayım, etmeyeyim diyoruz ve biz ama Türkler, Türk aileleri evet. yani Türkiye'deki bütün aileler aslında yemek konusunda, misafirperverlik konusunda çok özenliyiz. Yemek konusunda da özenliyiz, misafirlik konusunda da özenliyiz. O sebeple hem yemeği hem yedirmeyi de çok severiz. Dünyada bunu bilmeyen artık kimse yoktur. Evet. Türkler deyince akla ilk gelen herhalde yemek olur yani. Evet, kesinlikle. Bu aşamada hani bizim nasıl dengelememiz gerekiyor? Onu birazcık da hayır demeyi öğrenmemiz lazım açıkçası. Kendimize önce hayır dememiz gerekiyor. Kendimize dememiz lazım. Önce kendimizi kontrol etmemiz lazım. Yerken de ben aç mıyım yoksa gerçekten hani böyle canım istediği için mi yiyorum? Onlar açlık ve canın istemesi birazcık farklı bir kavram. Açsak evet normal bir zamanda yediğimiz besinden çok sevmesek bile yemek istemeyebiliriz mesela. Açsak onu mutlaka yeriz. Hani şey yapmayız, ayırt etmeyiz. Evet. Ama aç değilsek de böyle sadece gözümüz açsa o zaman besin seçimine doğru gideriz. Bu şekilde hani onları ayırabiliriz. Çok fazla tatlıya yönelmemek gerekiyor bu bayramda tabii. Hani, bir de şeker bayramı olarak ya, ikincisi aynen biliyorsunuz. Öyle. Hani çok böyle hamurlu, hamur tatlılarını, kızartmaları bir kenara bırakıp onun yerine sütlü tatlılara birazcık yönelebiliriz. Ya da birazcık meyvelere yönelebiliriz. Meyve kokteylleri yapabiliriz. Birazcık da hafif olması için, birazcık tatlı ihtiyacımızı karşılamak için aslında dondurmayla birazcık da şey yapabiliriz. Hani zenginleştirebiliriz.
O şekilde dondurma hani, alabilir miyiz? dondurma bir top kadar sütlü bir light dondurma alabiliriz. Light dondurmalardan Hani sütlü. baklavadan birazcık daha masum duruyor bunlar. Birazcık süt içeriği de olduğu için besin değeri ona göre birazcık daha Tatlı yüksek. olarak dondurma mı yoksa tatlılarla birlikte dondurma mı? Tatlı olarak dondurma ve sütlü tatlıları tercih Karıştırılabiliyor edersek çünkü daha iyi olur. biliyorsunuz işte kadayıfların, baklavaların, künefelerin falan yanına artık dondurmalar da konuluyor. Şerbetli tatlılarla dondurmaları karıştırarak böyle birlikte Hayır, hayır. tüketilebiliyor. Aman bu karıştırılmasın kesinlikle. İkisi farklı ayrı olarak yani sadece dondurmayı, light dondurmayı öneriyor Ayşe Hanım Ama bu da bize. demek değildir sürekli dondurma Tabii. yiyebiliriz gibi. Onun yerine sütlü tatlıyı tercih edersek ondan da ziyade meyveli tercih edersek daha mantıklı ve daha Meyveler daha sağlıklı da olur. iyi diyoruz. Aynen. Her zaman dondurma değil ya da Arada bir dozunu da ayarlamak lazım. Miktarını da ayarlamak lazım. Oturup da hani light dondurma dedik de bir kutu dondurma da bitirmemek lazım. top dondurma ile kendimizi ödüllendirebiliriz. Aynen. Bazen çünkü şey oluyor yine bizim toplumumuzda. Aslında biz gerçekten toplumumuzu çok seviyorum. Çok mizansel bir yapısı var bizim toplumumuzun. Mesela işte light dedik ya hani light olduğu zaman bir kutuyu light nasıl olsa light diye bitirebiliyoruz. Ya da işte annelerimiz bir kepçe çorba veriyor. Bir kepçe de kendisi atabiliyor. O hani bonus olarak bunlar. Bu şekilde yemeğe dayalı bir düzen sağlıyoruz sanıyorum. Yıllardır, yıllar boyudur bu şekilde devam ediyor. Biraz da bunu dengelersek mutfağımız çok zengin, çok güzel. Okey buna bir sıkıntı yok ama bunu dengelersek çok çok daha güzel bir sistem olacak diye düşünüyorum. Şimdi bayramdan sonrasında yani Ramazan'dan sonrasında ödem oluşumları olabiliyor mu vücutta? Hani aç kalınıyor vücudun dengesi bozuluyor. Hani ödemleri nelere bağlayabiliriz? Öyle sorayım. Tükettiğimiz tuz miktarına da bağlayabiliriz. Normal günlük aktivitemize de bağlayabiliriz. Vücutta gelişebilecek herhangi bir komplikasyona da bağlayabiliriz. Tabii bunları atabilmek için de bol bol sıvı tüketmemiz lazım. Evet. Tuz tüketimlerine dikkat etmemiz lazım ki yaz ayı bayağı bir terleme oluyor. O terlemeyle beraber vücudumuzda haliyle elektrolit kayıpları da oluyor. Hani bunları dengelemek amacıyla birazcık daha sıvı tüketimimizi arttırırsak o ödemlerin de gittiğini görürüz. Ödemler için sıvı tüketimi. Peki, sadece var mı yok mu diye soracağım varsa şimdi değil birazdan alacağım. Ödem atıcı küller, bazı bitki çayları vesaire böyle şeyler formülleriniz var mı? Genelde hani var ama çok fazla böyle kürlere de yönelmek istemiyorum açıkçası. Sağlıklı beslenmeyle bunları atabiliriz. Sağlıklı beslenme. Hani çok fazla işte onun safı bunun çöpü Hayır, çok yapmıyorsunuz. fazla hani önermiyorum açıkçası. Peki. Şimdi meyve tüketimi dedik biraz önce. Yani tatlı olarak meyveyi tercih etsek daha iyi olur diye söyledik. Bunları da konuşalım. Fakat öncesinde şunu sormak istiyorum. Şimdi Ramazan ayından çıktık. Ramazan öncesinde zaten belli bir düzenimiz vardı. İşte gündüz yemek yiyorduk, akşam azaltıyorduk ve yemiyorduk ve uyku moduna geçiyorduk. Sonrasında Ramazan'la birlikte bu tam tersi bir düzene geçmeye başladı. Gündüz yemedik, akşam belli bir saat içerisinde o öğünleri yemeye başladık. Şimdi tekrar günlük hayatımıza geri dönüş yapıyoruz ama vücut bir ay içerisinde belli bir sisteme tekrar alıştı. Ramazan'daki sisteme alıştı bir ay, 30 gün boyunca. Tekrar normal sistemimize yani Ramazan'dan sonraki sistemimize en sağlıklı şekilde nasıl dönebiliriz? Buna ilgili neler yapabiliriz? Bunu da sormak istiyorum. Şöyle, öncelikle bir kahvaltı yapmaya alışkanlığı edinmeye başlamamız lazım tekrardan. Evet. Kahvaltı yaparken de çok ağır besinlerin olduğu bir kahvaltıyı tercih etmemiz lazım. Mesela nedir bu ağır besinler? Kızartmalar mesela. Kızartmalar, Hamur işleri severiz mesela. mesela. Bunlara birazcık dikkat etmemiz lazım. Onun yerine bol yeşilliğin, domatesin, salatalığın olduğu, haşlanmış yumurtalarımızın olduğu, peynirimizin, zeytinimizin olduğu bir kahvaltı menüsü düzenleyebiliriz. Tabii bunları da yerken hani çok fazla yememeye özen göster. Ekmeğimizin yanında yine mutlaka olması lazım. Ekmekten kastım tam tahıl olur, çavdar olur, kepekli ekmek olur. Çok fazla beyaz ekmeğe yönelmenizi istemem açıkçası. Birazcık daha kilo alımını hızlandırıyor. Zaten var olan bir iki öğünlük düzenden sonra en azından bir üç öğüne geçeceğiz. Bunları üç öğünü yaparken yanında mutlaka bir ara öğün yapmamız lazım. Ki birden öğlen kahvaltı yaptık. Öğlene kadar bir açlık süreci olacak. Hani bunu dengelemek amacıyla bir ara öğün yaparsak, küçük bir meyve bile olsa tüketirsek öğlen yiyeceğimiz miktarı birazcık da azaltmış olacağız. Ara öğünlerin önemini sormak istiyorum. Çünkü ara öğünler çok önemsenmeyebiliyor. Bonus minik şeylermiş. Hani olsa da olmasa da olur gibi
düşünülebiliyor. Tabii bunlar diyetisyene gitmeyen kişilerin düşündüğü şeyler. Diyetisyene gittiğimiz zaman bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. O yüzden biz siz bugün buradayken bunları da öğrenelim sizden. Ara öğünlerin önemi şu, kilo kontrolünün birazcık daha dengeli olmasını sağlıyor. Ya da kronik hastalığı olan mesela şeker hastası. Bunların kan şekerinin birazcık daha düzende kalmasını sağlıyor. Bunlara dikkat edilirse kilo kontrolleri sağlanır. Bazen sağlıklar da haliyle güzel bir şekilde korumuş olur. Ekstradan bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmamış oluruz bu şekilde. Hani bunları dengelemek çok zor bir şey değil aslında. Bir meyve tüketiriz, bir süt tüketiriz yanında. Ya da bir meyveli yoğurt gibi bir şey de yapabiliriz. Bunları tüketmek biraz dengelemek çok da zor bir şey değil. Şunu da soralım. Şimdi yemeğimizi yedik. Bir de ara öğün tüketeceğiz. Ama işte diyetisyene gitmiyoruz. Tam bir düzenimiz yok. Bu ara öğün dediğimiz şeyi ne kadar süre, yani normal ana öğünü yedikten ne kadar süre sonra ara öğün tüketmeliyiz? Çünkü bazen bireye bakıyorsunuz. İşte sabah kahvaltısını yapıyor. Ta akşam 9'da mesela yiyor. O arada hiçbir şey yiyip içmemiş. Belki sadece sıvı tüketimi olmuş bu süreçte. Arasında da bunların arasında bir şey atıştırdığı zaman bunu ara öğün diyebiliyor. Yo, arasında ben bir şey yemiştim aslında falan gibilerden. Yani bu ara öğün kaç saatte bir yapılması gereken bir şey ana öğünden sonrasında? 2-2,5 saat gibi bir süre olursa ideal bir süre. Peki iki ana öğün arasında ne kadar süre olmalı bu hususta? Onda bir 4 saati buluyor haliyle. Hani 3 öğünü baz alırsak 4 saat, 5 saati bulabiliyor. Onların ortasını alırsak ara öğünümüzü o şekilde yerleştirebiliriz. Yerleştirebiliyoruz. Çalışma saatimize gerçi yani uyku saatimize göre değişkenlik gösterebiliyor. O da bireyi birazcık daha bireye baz alarak dikkat onu etmemiz soralım. Gerekiyor. Şimdi diyoruz kahvaltı yapalım. Kahvaltı tabii ki kahvaltı gerçekten çok önemli. Belki de hatta en önemli öğünlerden başında geliyor. Birin bir numarası. Ama artık birçoğumuz hani kadınlarla çalışmasıyla birlikte birçoğumuz çalışıyoruz. Kadınlarla çalışmasa ne oluyor? İşte çocuklar kantinde kahvaltı yapıyorlar. Tostlarla, belki abur cuburlarla ya da annesi öncesini hazırlıyorsa bilmiyorum. Pratik bir şekilde buna devam ettirenler vardır illaki. Hanımefendiler çalışıyorlar. Ne oluyor? Sabah işte belki eşiyle kahvaltı yapamıyor ya da eşine kahvaltı hazırlayamıyor. İş yerinde atıştırmak zorunda kalabiliyoruz. Şimdi buradan pratik sistemler illaki vardır. Çalışan hanımlar için de, çocukları olanlar, evli olanlar için de kahvaltı seçenekleri, pratik kahvaltı seçenekleri öğrenmek istiyorum ben size. Nasıl kahvaltı yapabiliriz? En iyi pratik seçenek tabii ki onlar için ekmek arası bir sandviç hazırlayabilmektir. Evet. İçerisine yumurtanızı koyabilirsiniz. Peynirinizi koyabilirsiniz. Bol yeşillik koyabilirsiniz. Bu şekilde bir oluşturursak en azından bir sandviç oluştururum. Evet. Onu da yapamazsan hani yapmak istemiyorum, sandviç yemek istemiyorum derlerse de minik kaplara kahvaltılıklarını koyarak iş yerine götürüp rahatlıkla tüketebilirler tabii. Çocuklar için de ekstradan bunlar hazırlanabilir ki artık kantinlerde meyveler satılmaya başladı. Evet, birazcık daha Sağlık Bakanlığı bizim el atmaya başladı. Bizim zamanımızda hep vardı. Aynen. Şu an birazcık daha el atmaya başladı. Kantinlerde de sağlıklı besinler oluşmaya başladı. Hani gönül rahatlığıyla hani okul tam olarak biliyorsak, bütün okullarda olmayabiliyor tabii ki. Okul tanıyorsak, kantinde neler satıldığını biliyorsak, hani hazırlamasak oğlum kızım sen şunu bugün tüket diyebiliriz. Onları kendimiz yönlendirebiliriz. Sürekli abur cuburla yani beslenme olmaz. İlerleyen dönemlerde obezite dediğimiz gibi evet, maalesef çağımızın hastalığı olan bir sorunla karşı karşıya kalabiliyoruz. Sonra da onları düzeltmek için tekrardan bir uğraş içerisine giriyoruz haliyle. Sizleri de yoruyoruz, biz de yoruluyoruz. Peki şunu da soralım. Akşam yemeğini en geç kaçta tüketmemiz en sağlıklısı olacaktır? Ara öğünle birlikte de söyleyebiliriz bunu. Akşam yemeğini en geç şu saatte tüketmek demek doğru değil. Çünkü bireyin uyku saatine baz alarak ayarlıyorum mesela ben. Hani 6'da da tüketebilir, 7'de de tüketebilir, 8'de de tüketebilir. Çünkü bunların yatış saati dediğim gibi önemli. 12'de yatan birinin en son 6'da yemen gerekiyor deme gibi bir lüksümüz yok. Onun yatış saatine dikkat edersek mesela yatıştan en az arada bir 2 saat olsun. En son tükettiğiniz besinin arada bir 2 saat olsun ki yatınca bu size kilo olarak dönmesin, mide rahatsızlıkları neden olmasın diyorum. Hani o şekilde ayarlanırsa hiç problem değil. Ama hani kesin bir saat yok. Kesin bir saat yok diyoruz. Tabii akşamları da metabolizma biraz daha yavaşladığı için sanıyorum. O yüzden yatmadan önceki sürece dikkat ediyoruz dediğimiz metabolizma gibi. Metabolizma yavaşlamasından ziyade hareketlerimizin kısıtlanması dersek birazcık ve daha doğru olacak. Evde yoruluyoruz tabii. Bütün gün çalışıyoruz, yürüyoruz, geziyoruz belki. Akşam o
işte havanın kararması birlikte, yorgunluğun iyice çökmesi birlikte hareketlerimiz de kısıtlanıyor bu sebepten dolayı. Akşam biraz daha az yemeği sanıyorum öneriyoruz. Yani porsiyonları hafif, mesela küçültüyor muyuz biraz daha? Birazcık da hafifletirsek, porsiyonlarımızı küçültürsek, yediklerimizi ölçülü bir şekilde koyarsak, bir üç tabak değil de bir tek tabağa besinlerimizi alırsak, orada yediğimiz miktarlar rahatlıkla kontrol edebiliriz. Bir de bizde o var. İşte üç çeşit yemek varsa üç tane boy boy tabak vardır. Çorba kasesi ayrı, ana yemeği ayrı, pilavı yanına işte koyacağımız aperatif yemeği ayrı, salata tabağı ayrı. Hani bunları aynı tabak içerisine çorba tek, haricinde tabii, tabii ki. Sığdırmaya çalışırsak daha iyi. Tek tabağa koyduğumuzda birazcık da gözümüz doymuş oluyor. Gözümüze doymuş oluyor. Aynen. Daha böyle kalabalık çeşit gözükmüş oluyor. O da beyne sinyal gönderiyor herhalde. Biraz daha kolay doyuyoruz bu şekilde. Yani porsiyon kontrolünde ölçüleri tabii küçük. Yani tek tabaktan birazcık daha çıkarsak miktarları azaltmak için tabaklarımızı küçültebiliriz. Hani büyük tabak olunca içerisine koyduğumuz miktar birazcık daha gözümüze az gelebilir. Evet. Küçük tabak olduğunda içerisine koyduğumuz miktar birazcık daha fazla geliyor. Evet, evet, ben çok fazla yiyorum deyip kendimizi orada sınırlandırabiliyoruz. Evet, kesinlikle. Peki bir şey soracağım. Siz şimdi bazı diyetisyenler vardır. Biraz böyle toleranslıdır. Bazı diyetisyenler vardır. Biraz daha böyle daha hızlı yol kat edilebilmesi için belki de daha gattar demeyelim ya da biraz daha toleranssız davranabiliyorlar. Biraz daha işte açlık eşiğini düşürebiliyorlar. Siz nasıl bir diyetisyensiniz? Sizin şeyiniz nedir? Hani sisteminiz nedir? Öyle sorayım. Şimdi diyet sadece diyetisyeni baz alarak yapılan bir şey olamaz. Evet. Karşınızdaki kişiyi tanımanız lazım, konuşmanız lazım, işini, mesleğini öğrenmeniz lazım. Yaşam tarzını birazcık daha dikkat etmeniz lazım. Hastalıklarını göz önünde bulundurmanız lazım. Sadece benim dediğimi yapacaksın dersem kesinlikle hiç kimse diyet yapamaz. O kişinin özelliklerini göz önünde bulundurarak o diyeti yaptırmaya çalışırım. Çocuk hastalarımız geliyor, yeri gelecek. Tabii hani zayıflama diyeti için geliyor çoğu ki obezite almış başını gidiyor haliyle. Onları birazcık da hani böyle motive etmek de gerekiyor. Geliyor ki tamam bunları uygulayacaksın diyorum ama uyguladığını gördüğü zaman ödüller de vermek gerekiyor arada bir. Yani şunu şunu yapabilirsin, ödül gibi bir şeylerin verilmesi lazım. Aksi takdirde yani hayat çekilmez olur. Çekilmez olursa zaten yapılan diyetin de onun için bir önemi kalmaz ki hiçbir şekilde yapmaz. Peki. Biraz dinlendirelim siz dilerseniz. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Reklamların ardından kaldığımız yerden sizlerle birlikte olacağız. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Beslenme ve diyet uzmanı Ayşe Şeker bizlerle birlikte bayram diyetinden, yani bayramda kilomuza, sağlığımıza, yiyeceklerimize nasıl dikkat etmemiz gerektiğinden bahsediyoruz. Ramazandan sonraki süreçte nasıl tekrar rutin beslenme dönemimize gireceğimizi konuşuyoruz ve genel beslenme prosedürlerinden bahsediyoruz. En son dedik ki diyetisyen olarak hani danışanlarınızı, hastalarınızı ufak ufak şeylerle ödüllendirebiliyorsunuz uyduklarında, güzel sonuçlar alındığında. Bunlardan bahsediyorduk. Neler söylemek istersiniz, neler eklemek istersiniz bunlarla ilgili? Yaz ayı olduğu için birazcık da insanlar dondurmayı çok istiyor tabii haliyle. Kilo durumuna göre bakıyorum. Hani diyete uyulup uyulmadığına bakıyorum. Uyulduysa evet bugün bir tane ara öğün yerine şu kadar dondurma yiyebilirsin deyip ödüllendiriyorum açıkçası. Yani dengeleyerek yapıyoruz tabii bunları bu şekilde. Harika. Peki yaz ayı demişken. Şimdi meyveler, yaz ayındaki meyveler daha böyle bir fresh, serinletici meyveler olabiliyor. Sanıyorum şeker değeri belki biraz daha yüksek olabilir. İşte karpuzdur, çilektir, şeftalidir gibi. Meyvelere biraz yönelebiliyoruz. Meyve tüketimiyle ilgili konuşmak istiyorum biraz da. Yani porsiyonlarımızı nasıl ayarlamalıyız? Meyveleri ne şekilde tüketmeliyiz? Mesela karpuzlar. Biliyorsunuz yine bizim hani kültürümüzde normal dilim dilim verilirken tabaklarda bize koca bir böyle şeyin içine karpuzlar doğranır. Bir tane karpuz. İşte herkes sabahını alır. Ortadaki bütün karpuz bir oturuşta biter. Kişi başına belki de 6-7 dilim birden düşebiliyor bu durumlarda. Çok kalabalık bir aile değilse. Mesela bu tarz tüketimler ne kadar sağlıklı, zararları var mı ya da nasıl olsa daha iyi olur diye soralım. Meyve tüketimiyle ilgili. Meyve tüketiminin yararını zaten her diyetisyen mutlaka vurgularak açıklar. Yalnız bunları tüketirken de aşırıya kaçmamak lazım. Meyve deyip de tamam çok sağlıklı, ben çok fazla yiyebilirim gibi bir durumumuz yok. Bunların fazlası da zarar. Her şeyin azı.
Her şeyin miktarı dikkatli bir şekilde ayarlanırsa zararı da olmaz. Karpuz mu yiyeceğiz? İnce bir dilim yiyip bırakabiliriz. Ortaya karpuz mu geldi? Evet, herkese düşen miktarı önceden planlayıp koyan kişi planlamalı mesela. Evet. Ya da oradan alacak kişi bakıp şu kadar kişi demek ki benim hakkım şu kadar diye Sen ne kadar planlayabiliriz. olmalı bir karpuz porsiyon? Bir ince dilim kadar da 200 grama falan denk gelir. Bir ince dilim kadar tüketirse onun için yeterlidir. Yani çok fazla Yani bir ince da derken tek şöyle bir üçgen. Şöyle ince bir dilim. Karpuz büyük dilim Aynen. olarak. Evet, ince bir dilim, İnce bir küçük. dilim. Yine insaflıyız. Hani ben normal üçgen minik dilimler var ya hani O dilimlendiği. da zaten iki tane onun İki gibi bir tane şey falan gelecek. çıkıyor onlardan da. Peki bu şekilde diyoruz. Hani sağlıklıdır, meyvedir deyip de Aşırıya kaçmamak aşırıya lazım. kaçmıyoruz. Onda da şeker var çünkü. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle şeker hastaları için sanıyorum. Onlarla ilgili Birazcık neler da söylersiniz? Şeker hastalarının beslenmesi. kavun, karpuz, birazcık da kan şekerini hızlı yükselttiği için onlara da aynı şey diyorum. Yani miktarını aşmayın. Zaten benim öğünlerde ya da ara öğünlerde verdiğim miktar belli. Şu kadar miktarı geçmeyin diyorum. Ama geçerseniz tabii kan şekeriniz artacaktır diyorum. Bunları geçmediğiniz sürece evet kavun yiyebilir misiniz? Yiyebilirsiniz. Karpuz yiyebilir misiniz? Yiyebilirsiniz. Onlar da insan hayatları boyunca bir şeyleri böyle hani diyetlerinden kesin bir şekilde çıkarma gibi bir durumları olamaz. İstemeseler bile şeker hastasının kalkıp baklava yediğini bilirim. Çünkü tamam kısıtlarım ama yani tam kısıtlarsam birazcık da kısıtlamalar önce birazcık da yasaklar cazip hale geldiği için onlar birazcık da haliyle gizli bile olsa tüketmeye başlıyor. Onun için miktarını kısıtarak vermek daha mantıklı. Miktarlarını. Yaz aylarından tekrar konu açılmışken şunu da soralım. Şimdi yazın hararetlenebiliyoruz. Çok fazla terliyoruz. İşte böyle bizi biraz daha ferahlatacak şeylere ihtiyacımız oluyor. Yiyecek olsun, içecek olsun. Bizi ferahlatacak, o hararetimizi alacak şeyler nelerdir yaz ayında? Yaz ayında olmazsa olmazlarımızdan tabii ki de yine su. Su, tabii ki su. En azından bir 2 litre tüketmeye çalışalım. Meyve sularını yine soğuk bir şekilde tüketebiliriz. Yalnız meyve suyu da derken taze sıkılmış meyve suyunu kastediyorum. Tam onu Kesinlikle soracaktım. hiç işlenmiş bir besin Ben hiç önermiyoruz. içmiyorum meyve suyu. Ha, gerçi gazlı içecekleri biraz arada Gazlı içecekler tüketebiliyorum birazcık ama. daha yani sıkıntılı kafein içerikleri de var. Bunlar da vücuttaki su miktarını birazcık da azalmasını, vücuttan su atmamıza neden oluyor. Onun için çok fazla gazlı içeceklere yönelmek yerine birazcık daha suya, ayrana, süte veya meyve sularına, taze sıkılmış meyve sularına yönelirsek bizim için daha sağlıklı olmuş olur. Yine soğuk meyveleri tercih edebiliriz. Yanında istersek hani meyve kokteylleri yapabiliriz. Minik bir top light dondurma yine meyvelerimizi ekleyebiliriz. Yaz olduğu için birazcık daha böyle insaflı davranmak gerekiyor açıkçası. Hani o şekilde yaparsak birazcık daha rahat olabilir. Peki yazın kalori yakımı biraz daha kolay mı oluyor? Hani çok böyle terlediğimiz için belki bilmiyorum. Metabolizma hızı artıyor ama tabii yediğimiz besinler de burada önemli. Kızartma mı yiyoruz? Kızartma mı yiyoruz? Ne Kızartma yiyoruz? mı yiyoruz? Kebaplar mı götürüyoruz? Ne Ne yapıyoruz? yiyoruz? O önemli şimdi burada. Bir de mangallar falan, mangal sezonu açılıyor yazla birlikte. Mangal sezonu açılıyor ama birazcık da tabii onun hani nasıl pişirdiğimize bağlı. Yakarak mı pişiriyoruz? Aradaki mesafeyi dikkate alarak mı pişiriyoruz? O biraz önemli. Ateşten biraz yüksekte 10-15 olması mı? santim kadar bir O mesafenin zaman daha olması sağlıklı lazım. oluyor, Kanserojen etkiyi birazcık da azaltmış değil oluyoruz. Hani yanmasını engellemiş oluruz mi? ki bu da bizim için birazcık sağlıklı oluyor. Sağlıklı oluyor. Mesela ayran ve sodayı karıştırırlar. İşte yaz aylarında işte harareti alır falan diye. Bu doğru mudur? Yani iki besini karıştırmak ne kadar doğru tabii ki. Yani Doğru değil değil. mi? Normal ayranımız zaten için tuzlu bir ayran tüketirsek yaz aylarında terleme olduğu için elektrolit kaybı oluyor. Haliyle bu tuzlu ayranı aldığımızda birazcık da onu dengelemiş oluyoruz. Tuzlu ayranı tükettiğimizde o içindeki sodyumdan dolayı birazcık da sıvı da tüketmeye başlamış oluruz. Sıvı dengemizi bu şekilde normalleştirebiliyoruz. Peki şimdi sizin gerçi sordum hani ne bileyim ödem atıcı şeyler var mı yok mu diye de. Mesela detokslar var. Detoksları destekliyor musunuz? Yapılan detoksları. Yani nasıl yapıldığına bağlı. Herkesin bir maalesef bir önerisi var. Şunu yaparsak iyi olur, bunu yaparsak iyi olur. Ama çok fazla hani böyle yediğimizi, içtiğimizi dikkat ederse ekstradan bir şey yapmamız açıkçası gerek kalmaz. Peki siz ne tavsiye ediyorsunuz detoks konularında? Var mı hani şu detoks uygulandığı zaman gerçekten şuna çok iyi geliyor
tavsiye ederim, test ettim, onayladım şeklinde var mı bir birazcık önerileceğin? Daha maydanoz suyuna yönelirsek hani biraz o olabilir ama maydanoz suyundan ziyade ben yine detoks tarifleri hiçbir zaman hiçbir danışanıma vermem. Hı-hı. Normal besinlerle beslenme düzenliklerini düzelterek o şekilde hani birazcık daha Hı-hı. normalleştiriyorum hayatlarını diyeyim. Hani sürekli bir şeyleri hazırlamak insanlar için ekstradan büyük. Evet, normal beslenme düzenine koyduktan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yapmamıza gerek yok. Çok fazla hani siz biraz daha doğallıktan yanasınız Öyle. Beslenme konusunda anladığım kadarıyla. Hani ekstra kürlere, tariflere girmeden normal doğal beslenme yoluyla da bunların atılabileceğini söylüyorsunuz. Peki mesela bazı insanlar ihtiyaç duyduğunu hissedebiliyorlar. Diyetisine de gitseler, çeşitli şeyler de yapsalar yağ yakmadı, kilo vermede güçlenebiliyorlar. İşte ne bileyim, gerçi D vitamini eksikliği, bazı mineral eksiklikleri, vitamin eksiklikleri bunlarda da rol oynayabiliyor aslında. Ama ekstra bir destek de almak isteyebiliyorlar bu tarz detoks vesaire. Yağ yakmayla ilgili var mı herhangi bir tavsiyeniz? En azından yiyecek de olabilir detoks olmasa bile. Birazcık daha limon suyu. Limon suyu. Limon suyu devreye girip ama tabii bunu da çok fazla aşırıya kaçmayalım. Mide rahatsızlığına karşı karşıya kalabiliriz. Nasıl kullanmalıyız? Az bir şey suyumuza sıkıp kullanabiliriz. İçerisine nanemizi atabiliriz. Aroma vermesi için. Bu şekilde yaparsak birazcık daha aslında hafif ve yağ yakıcı özelliği olan bir tarif uygulayabiliriz. Limonun güçlü bir yağ yakma etkisi var mıdır gerçekten? Var. Harika. Bunu da öğrenmiş olduk. Buradan hanımlara da söyleyelim. İşte limonları eksik etmiyoruz hayatımızdan özellikle. Tabii aşırı kaçmıyoruz. Aşırıya kaçmadan. Salatamıza da koysak olur. Salatamıza da koymamız yeterli oluyormuş aynı durumda. Şimdi yaz aylarındayız. Hamile kadınlarımız, hamile bayanlarımız var. Onlar da aynı şekilde bizim gibi su atabiliyorlar vücutlarından. Ödem toplayabiliyorlar. İki canlılar bunun zorluğunu yaşıyorlar. Havanın sıcaklığı, mevsimin değişmesiyle birlikte. Yaz aylarında hamilelerimiz nelere dikkat etmeliler? Hangi besinleri daha sıklıkla tüketmeliler? Tehlikelere karşı nasıl önlemler almalılar yaz aylarında mevsim bazlı? Bunları da soralım. Şimdi gebelik sürecinin haliyle onların alması gereken besin miktarı birazcık daha değişiyor. Evet. Et grubundan almaları gereken miktar artıyor. Süt grubundan artıyor. Sebze meyve grubundan almaları gereken miktarlar artıyor. Hı hı. Normalde et grubundan hani 2 tüketiyorsa hamilelik döneminde 4'e çıkarabiliyor. Hı hı. Süt grubundan yani 4 porsiyonu bulabiliyor. Hı hı. Sebze meyve tüketimlerine 5-7 porsiyona kadar çıkarmaları gerekiyor. Hı hı. Bunları arttırmaları lazım. Sıvı tüketimlerini aynı şekilde arttırmaları lazım. Düzenli olarak bir doktor kontrolüne tabii ki geçmeleri lazım. Kan tahallerine bakılarak diyetlerinde herhangi bir sıkıntı var mı yok mu gibi bakılarak diyetleri tekrardan düzenlenebilir. Hı hı. Sıvı tüketimleri olmazsa olmazlarından. Çay, kahve tüketimi birazcık daha burada sınırlandırılması lazım. Çünkü onlar biraz vücuttaki su miktarının azalmasına neden oluyor. Ve onları da günde bir kahve mi çok istiyor canı? Bir fincandan fazla tüketmemesi lazım. Hı. Hatta onu da çok fazla tüketmiyoruz. Çay mı içecek? Yine koyu çay yerine açık bir çay tercih edebilir. Hı hı. Ama onun yerine yine sütünü, ayranını tüketirse çok daha iyi bir beslenme düzeni yakalamış olur. Harika. Bunu da öğrenin. Peki kaçınmaları gereken ekstra yiyecekler var. Mesela ben maydanoz duymuştum. Hamilelerin maydanoz tüketmesi çok sağlıklı değil. Kahve içmesi çok sağlıklı değil. Biraz önce gerçi bahsettiniz. Hani özellikle kaçınmaları gereken gıdalar var mı? Maydanozla ilgili şöyle bir şey var. Rahim kaslarını birazcık daha gevşetmeye meyilli olduğu için riskli bir hamilelik varsa tabii bazen tamamen kısıtlanabiliyor. Ama riskli bir hamileliği yoksa yani günde birkaç dal tüketme durumunda sakınca yoktur. Kalkıp da zaten 2-3 demet tüketme gibi bir hali yok. Yani 2-3 dal tüketebilir, hiç de problem olmaz. Bunlarla sıkıntı olmuyor. Hazır yaz aylarından konuşurken hastalıklara da biraz değinelim istiyorum. Mesela tansiyon hastaları. Sıcaklıklarla birlikte tansiyonları olumsuz yönde etkilenebiliyor. Çok fazla güneşe sıcağa maruz kaldıklarında bunun zararını görebiliyorlar. Tansiyon hastalarımız için nasıl bir beslenme türü, özellikle yaz aylarında bu durumlardan biraz daha korunmaya yönelik gıdalar nelerdir? Bunları da soralım. Tansiyon hastalarının özellikle dikkat etmesi gereken şey tabii ki tuz. Hı hı. O tuz miktarını dengelerlerse,
tükettikleri sıvıyı da birazcık da arttırırlarsa hiçbir sıkıntı oluşmaz. Normal zaten normal beslenme düzenine devam edilebilir. Ama tabii bu demek değildir. İşlenmiş besinleri tüketebilir. Salam, sucuk, sosis gibi besinlerin tuz içerikleri çok yüksek. Bunları birazcık da hayatlarından böyle çıkarmaya başlarlarsa birazcık daha rahat etmiş olurlar açıkçası. Doğal besinlere yönelmeleri onun için çok daha sağlıklı. Sağlıklı. Bu tuz konusu biraz hem normalde ödem için ama özellikle tansiyon hastaları için sanıyorum çok önemli. Ben babamdan köşe bucak kaçırıyorum. Bir yerden buluyor, tekrar dökerken yakalıyorum. Gerçekten tansiyon hastalarının özellikle buna dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle de yaz aylarıyla birlikte zaten sıcaktan sanıyorum ki tansiyonları biraz olumsuz etkilenebiliyor. O yorgunlukla, güneşin işte verdiği ısıyla vesaire. En azından tuza da dikkat edilirse, suya da dikkat edilirse biraz daha bazı şeylerin önlemini almış olurlar diyorum sizin de izninizle. Peki, biraz daha şeker hastalarımızdan konuşalım istiyorum. Onlar da çünkü birebir sizinle birebir çalışmak zorunda olan hastalık grubundalar aslında. Şeker hastalığı nasıl bir hastalık öncelikle? Bunu öğrenelim sizden. Şeker hastalığı birazcık da kan şekerimizin, glikoz dediğimiz kısmın denge halinde olmaması. Hı hı. Yükselmesi var, bir de düşmesi var. Hı hı. Bunları düzeltmek amacıyla, dengelemek amacıyla tabii ki beslenme düzenini birazcık daha değiştirmiş oluyoruz. Bunları düzenlerken de kesinlikle ekmeği tamamen kısmıyoruz. Hı. Buna dikkat etmemiz lazım. Ben ekmeği kısarsam kilo veririm ya da şeker hastasıyım, ekmek bana zararlı gibi bir deme, bir lüksümüz yok. Yok. Onları hepsini dengeli bir şekilde tüketmemiz lazım. Hı hı. Kahvaltıda kesinlikle ekmeğimizin olması lazım. Hı hı. Öğünlerde yine ekmek veya ekmek grubundan bir şeylerin kesinlikle olması lazım. Pilav, makarna gibi. Hı hı. Bunların mutlaka olması lazım. Çünkü glikoz değerlerinin birazcık da dengede kalmasını sağlayan açıkçası glikozumuzu karbonhidratlardan alıyoruz. Hı hı. Karbonhidrat olmazsa bu sefer kan şekerimiz haline düşecektir. Hı hı. Bizim de istemediğimiz bir durum. Bunları dengelememiz lazım. Kesinlikle tüketmemiz lazım. Şekerlerden birazcık daha böyle basit şekerlerden, evet. Tatlılardan birazcık daha uzak durmamız lazım. Canımız tatlı mı istiyor? Şekerle yapmak yerine normal tatlandırıcı alıp tatlandırıcıyla güzel bir sütlü tatlı yapabiliriz kendimize. Hı-hı. Ya da içerisine meyve katarak bir tatlı yapabiliriz kendimize. Ya da meyve tüketerek yine tatlı ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Evet, meyve tüketiminden konuşmuşken tekrar üzerine bastıralım. Meyve tüketimi derken koca koca porsiyonlar tüketmiyoruz. Aynen. Özellikle normal şeker hastası olmayan bireyler için geçerliyken şeker hastaları sanıyorum biraz daha dikkat ediyorlar Birazcık bu konuya. Daha dikkat etmeleri lazım. Kesinlikle. Peki, şimdi bu yeşil çaylar, beyaz çaylar gibi işte ya da ılık su, limon karışımları var. Tekrar o konuya biraz daha değinmek istiyorum ben. Bunların yeşil çayın, beyaz çayın zayıflamaya etkileri gerçekten var mı? Yaz aylarında bunları tüketmekte bir sakınca var mı? Ya da bunları ne miktarda tüketmek gerekiyor? Arka arkaya sorularımı sordum siz rahatlıkla yanıtlayın diye. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Yeşil çayın, beyaz çayın birazcık da metabolizmayı hızlandırma etkisi olduğu için haliyle zayıflamaya etkisi oluyor. Evet. Ama herkes tüketebiliyor mu? Herkesin maddi durumu el verebiliyor mu? Hayır. Hı-hı. Onun için de birazcık da onları o yüzden besinlere yönelirim. Ama illa tüketeceğim derse tabii tüketebilir. Hı-hı. Yeşil çayın da yine etkisini görebilmek için günde 2-3-4 bardak kadar tüketmeleri idealdir. İdealdir. Ben sizi bulmuşken o kadar çok soru var ki seçmeye çalışıyorum. Hangisini sorsam hani ya zamanımız yetmezse diye. Mesela kansızlık. Kansızlık da önemli aslında. Birçok kişi de az da olsa, ileri seviyede de olsa kansızlık bulunabiliyor ve kansızlığın en güzel belki de etkileri ilaçların dışında bir de gıda takviyeleriyle, besinlerle bunları sağlamak. Kansızlığa iyi gelecek besinlerimiz nelerdir? Birazcık daha genelde demir eksiklikleri oluyor, B12 evet. Eksiklikleri. Bunları da karşılamak amacıyla demirden mesela zengin, kırmızı etlere yönelebiliriz. Kırmızı yağlı tohumlar birazcık daha yönelebiliriz. Kurbaklagiller birazcık daha yönelebiliriz. B12'ni alabilmek için kırmızı etlere yönelebiliriz. Bunları alırsak birazcık daha dengelemiş oluruz. Tabii sadece besin ileri bir eksiklik varsa sadece maalesef besinle kısa bir sürede düzelmesi biraz zor. Onun için biraz takviyelere geçiliyor. Takviye de alacağız. Takviye demiş ki hep konu konu geçiyor farkındaysanız. Şunu da soralım. Özellikle hatta üzerinde biraz durmak da istiyorum bu konunun. Şimdi kadınlarımız ya da işte genç spor yapan arkadaşlarımız vücut yapmak adına çeşitli işte tozlar alabiliyorlar, zayıflama hapları alabiliyorlar. Maalesef ki bazı televizyonlarda şeker satılır gibi bu ürünler satılabiliyor. Sonucunda kalp krizi ya da farklı sistem bozuklukları gerçekleşebiliyor.
Bu tarz zayıflama hapları bitkisel bile olsa, bitkisel olduğu söylense bile tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Normal yollardan zayıflaması gerekiyor bireylerin. Hı hı. Takviye alarak zayıflama gibi bir durum çok sağlıklı değil. Değil. Ki televizyonlarda sürekli görüyoruz, hayatını kaybeden bir sürü insan var. Evet, bir sürü genç insan var. Bu konularda birazcık daha aslında Sağlık Bakanlığı'nın daha da biraz el atması gerekiyor galiba. Hı hı. Hani protein tozları normal besinlerden karşılamak varken neden ben protein tozuna bir bireyi yönelteyim? Evet. Hiçbir şekilde tüketimi yoksa mesela obezite hastaları. İlk aşamalarda tüketimi inanılmaz kısıtlı. Besin alamıyor. Protein ihtiyacını karşılayabilecek bir besin alamıyor. Bir ay, 1,5 ay boyunca tabii yine sınırlarına dikkat ederek bir protein tozu verebiliyoruz. Hı. Ama onu da tüketimleri normale düştükten sonra onları da hayatına tamamen çıkarmaya başlıyoruz ki normal besinlerle karşılayalım. Evet, son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi biraz kilo vermekte zorlanan ve işin biraz daha kolay tarafına geçmeye çalışan hanımefendiler bu yağ çekme yani liposuction denilen işlemlerden geçebiliyorlar. Fakat liposuction yapıldı. Tabii ki ondan sonrasında biraz sporla da desteklemek gerekiyor. Ama beslenmeye çok da fazla dikkat edilmiyor ya da gerekli miktara dikkat edilmiyor. Tekrar kilo alma süresi hızlı olur mu bu kişiler? Çünkü yağ hücreleri hala belki kolay yönden olduğu için aktif olabiliyor mu? Yani ne diyebiliriz bu konuda? Siz daha iyi O yöntemleri hiçbir zaman önermedim. Önereceğimi de açıkçası düşünmüyorum. Tamam, hızlı bir yağ yakımı var ama o yağın vücuttan atılma süreci var. O nasıl atılıyor? Bir de onu evet. bilmek lazım. Evet. Böbreklere nasıl yük biniyor? Ben verdim, tamam kısa bir sürede verdim ama bunun ilerleyen zamanda nasıl bir dönüş olacak bana? Direkt yağ çekiyorlar enjekteyle sanıyorum. Hiçbir şekilde beslenme düzenini düzeltmeden hani tamam ben kilo verdim rahatım artık deme gibi bir durum aslında çok da mantıklı değil. Bunun mutlaka bir geri dönüşümü olacaktır. İstediğiniz kadar yağlarınızı azaltın, yağlı yemeye devam ederseniz ya da hamur işlerini götürmeye devam ederseniz o mutlaka size çok kötü bir şekilde dönüş yapacaktır. Geri dönüşümü çok da mutluluk verici olmayacak. Kısa bir mutluluk yaşadıktan sonra bir hüsranla karşı karşıya kalmaları tabii çok yüksek. Peki. Çok teşekkür ediyoruz ben size. Teşekkür ederim. Gerçekten daha çok sorum var ama yani aralarından seçip sizi bulmuşken seçerek sormak istedim. Hem bayram üzerine biraz daha duralım hem yaz ayları üzerine biraz daha duralım istedim. Tabii ki sağlığımız her zaman ön planda. Biraz daha sağlıksal konularda konuşalım istedim. O sebeple bu soruları bugün seçmiş olduk sizler için. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ayağınıza teşekkür sağlık. Ederim. Buralara kadar geldiniz, yoruldunuz, bizleri kırmadınız. Ağzınıza da sağlık diyorum. Teşekkürler. Farklı sağ bir günde tekrar kalan şeyleri sizlerle birlikte işlemek ten mutluluk duyarım. Teşekkürler. Evet. Değerli izleyenler, bugün programımızda beslenme ve diyet uzmanı Ayşe Şeker bizlerle birlikteydi. Bayram içerisindeki beslenmemizden bahsettik. Aman diyelim tatlılara çok fazla yüklenmeyelim. Beslenmemize dikkat edelim bu süreçte. Çünkü 30 günlük bir aşık sürecinden sonrasında vücudumuzu çok fazla şoka sokmayalım dedik özet olarak. Sonrasında yaz ayları boyunca nelere dikkat etmeliyiz beslenmemize bunları konuştuk. Tansiyon hastaları dedik, şeker hastaları dedik. Onlar için en sağlıklı beslenme şekillerini söyledik ve programımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde yepyeni konu ve konuklarımızla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.